Merhabalar, Uslan Sağlık Yönetimi Okulu'nun bu haftaki dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz sağlık yönetiminde bir aktif öğrenme yöntemi olarak film analizi. Konuklarımız ise çok yakından tanıdığınız Profesör Doktor Sedat Bostan Hocam ve araştırma görevlisi Ahmet Yeşildal Hocam olacak. Ben sözü kendilerine vermeden önce kısaca özgeçmişlerinden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Sedat Bostan 1967 yılında Gümüşhane Torul'da doğdu. Evli ve bir çocuk babasıdır. Lise eğitimini Ankara Keçiören Sağlık Meslek Lisesi'nde 1985 yılında tamamladı. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Okulu'nda ve Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nde yaptı. Farklı illerde sağlık personeli olarak çalıştı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gümüşhane Üniversitesi'nde kalite, iç kontrol, stratejik plan, dış ilişkiler koordinatörlükleri, Bologna temsilciliği, Turizm Yüksekokul Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Gümüşhane ve Ordu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü kuruculuğu ve bölüm başkanlığı yaptı. Ordu Üniversitesi'nde iç kontrol koordinatörlüğü, kalite kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı'nı yürütmektedir. İktisat yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Yükseköğretim Kurumu bursuyla Kanada Ottawa Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ayrıca yayınlanmış kitap bölümleri ve kitapları bulunmaktadır. Yönetim Oyunları kitabının da yazarıdır. Journal of International Health Sciences and Management dergisinin yayıncı ve editörlüğünü yürütmektedir. International Health Sciences and Management konferanslarının organizasyonu ve başkanlığını yapmaktadır. Güne Bakış gazetesinde yönetim oyunları köşesinde haftalık yönetim, sağlık yönetimi, insan ve güncel hakkında yazılar yazmaktadır. Sağlık Hakkı ve Sağlıklı Yaşam Derneği'nin kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi'nin kurucusu ve başkanıdır. Ahmet Yeşildağ 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi yüksek lisansını tamamlamış, şu an Ankara Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Okulda sağlık eğitimi, sağlık yönetimi eğitimi gibi alanların yanında yönetim ve örgütsel davranış konularında akademik çalışmaları mevcuttur. Ben sözü hocalarıma bırakıyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim Sena. Evet, teşekkür ederim hocam. Öncelikle Halil hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Artık Ustam Sağlık Yönetimi Okulu'nun direksiyonunda Halil hocamız var. Halil hocamız inşallah daha önce bizim aksattığımız eğitimleri bu dönem aksatmadan yürütmeye devam ediyor. Bunun da alana ciddi anlamda katkısı olacağına inanıyorum. Bugün güzel bir paylaşım geldi. Daha doğrusu dün veya ilerisi gün bana bir geri dönüş gelmişti. Bir doktora öğrencimiz şöyle yazdı. Bize teşekkür ediyordu. Biz de tabii Halil'e ve ekibe teşekkür ediyoruz. Doktora yeterliliğe çalışırken Sağlık Yönetimi Okulu'ndaki bütün dersleri dinledim. Ve sınavımda gayet başarılı geçti diye ifade ediyor. Bütün çaba aslında sağlık yönetimine dair dijital ortamda bir takım kayıtlar oluşturmak, bir takım bilgiler oluşturmak. Yani arayan insanlar aradıklarında bizim bölümle ilgili, bizim alanlarla ilgili kavramları aradıklarında bizlerden bir şeylerin de karşısına çıkmasını, "Aa bak böyle bir bölüm varmış, bunlar da şöyle çalışmalar yapmış" demelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu hep birlikte yürüttüğümüz bir çaba, bu çabanın da sonuca varmasını arzu ediyorum. Evet Ahmet Hocam, bir merhaba da sende, sonra devam edelim inşallah. Tabii hocam. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Halil hocam, davet için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olur, yol açıcı bir çalışma olur. Bu Ustam CEO olarak hakkında hocam gerçekten güzel bir, nasıl söyleyeyim, külliyat oluşuyor ondan YouTube'da. Çok ciddi katkılar sağlayacağını eminim. Ben de yeri geldiğinde bunları kullandım.
İnşallah güzel bir şekilde devam eder. Halil Hocam da artık direksiyona geç dediğiniz gibi. Taze bir kanla yoluna geçer, yoluna devam eder diye temennide bulunayım hocam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, bu Teşekkür akşam hocalarım. sizlerle Tekrar hoş geldiniz. hoş Buyurun gördük. hocam. Buyurun. Evet Ali, Buyurun dinliyorum hocam. seni. Teşekkürler hocam. Yani biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani sizin de dediğiniz gibi yaptığımız bütün çabalar sağlık yönetimi alanına katkı maksadıyla ücretsiz platform oluşturmak. Onu da büyük bir kısmını oluşturduk zaten. Geri dönüşler de olumlu olunca biz de daha çok motive oluyoruz. İnşallah daha çok kişiler de bu platformdan faydalanır. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bu Buyurun hocam. akşamki çalışma hakkında kısa bir bilgi paylaşalım. Bu çalışmayı Ahmet'le beraber yaptık. Bir aktif öğrenme yöntemi olarak film analizi ve sağlık yönetimi bölümü öğrencileriyle bir çalışma olarak. Bu çalışmayı gerçekten de alan açısından önemli ve güzel bir çalışma olduğunu şundan anlıyoruz. Çalışmayı Q1 bir dergide yayınladık. Ve dergi gerçekten de çalışmamıza gönderdiğimiz gibi ciddi anlamda bir ilgi gösterdi. Ve çalışma üzerinde bir takım hızlı geri dönüşler yaptı ve bu sayede hızlı bir şekilde çalışmamız yayınlandı. Bu aynı zamanda bu alanda çalışan hocalarımız açısından da güzel bir gösterge olur. Çünkü bu da böyle aslında çok da karmaşık olmayan, çok ileri tekniklerde kullanmadan ama eğitimle ilgili, ama sağlık yönetimi eğitimi ile ilgili veyahut da sağlık yönetimi uygulamaları ile ilgili yapacağımız birçok çalışmanın sahada, bilimde, dergilerde bir karşılığı olduğunu göstermesi açısından da biz bunu önemli buluyoruz. Şimdi çalışmada ne yaptık? Aslında çalışmada derslerimizde film izletmeyi arzu ettik, düşündük. Ama önce dedik ki bu film izlemenin acaba öğrencilere bir katkısı olur mu? Bunu da önce bir test edelim ve bu test üzerinden hareket edelim. Evet Ahmet, bir ilerleyebiliriz inşallah. Evet, aslında öğrencilerimizin birçoğu dersleri sadece dinleyici olarak katıldıklarında dersler kendileri için çok sıkıcı hale gelebiliyor. Zaten Z kuşağı dediğimiz genç yeni neslin ilgilerini toparlamak çok zor. Ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde ilgileri dağılabiliyor. O zaman eğitim metodolojimizde bir takım değişiklikler yapmamız gerektiğini düşündük. Ve biz derslerimizi büyük ölçüde değiştirdik. Yani uygulamayı. Bunlardan, bu uygulamalarımızdan bir tanesi de film analizi oldu. Dinlemekten daha fazla öğrencilerin düşünmesi, yapması, okuması, yazması, tartışması, analiz etmesi gibi imkanlar, fırsatlar veya yöntemler oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencileri bu şekilde başarısızlık risklerini azaltmaya çalışıyoruz. Yani çünkü yapılan birçok çalışma bize gösterdi ki öğrenciler geleneksel öğrenme yöntemleri kullanıldığında eğer bu aktif öğrenme yöntemleri kullanmadığı takdirde daha fazla başarısız olma eğilimleri taşıyorlar. Özellikle de yönetim, sosyal bilimler alanlarında akademisyenler tarafından böyle görsellerin eğitimde kullanılması gibi veyahut da yeni yöntemlerin kullanılması çoğu zaman takdir görüyor ve başarı potansiyelini de yükselttiğini literatür bize ne yapıyor? Söylüyor. İşte burada şimdi özellikle biraz uçuk bir fikir olarak söylense de söyleyecek olsak da biz cep telefonlarına derslerde özgürlük diyoruz. Yani sloganımız bu. Çünkü yeni nesil her şeyini cep telefonu üzerinden yapıyor ve ona o kadar alışmış ki derste cep telefonlarınızı kaldırın aşağıya koyun dediğiniz vakit istemsiz olarak kısa bir süre içerisinde ellerinin cep telefonlarına gittiği, her bir titreşimle, her bir şeyle aradan kaçak olarak bir şeyler yazmaya çalıştıkları ve derste dikkatlerinin aşırı derecede dağıldığını gördük.
Birkaç senedir, yani yaklaşık 4-5 yıldır biz derslerde artık acaba bu cep telefonlarını, ki bunların hepsinde internet var, biz eğitimin içerisine katabilir miyiz? Bir eğitim materyali haline dönüştürebilir miyiz? Üzerinde düştük. Hatta bu konuyla ilgili Güne Bakış Gazetesi'nde bir yazıda yazdım ben, eğitimde cep telefonlarına özgürlük diye. İnşallah bunu biz mesela kullandığımız interaktif yöntemlerden bir tanesi cep telefonları oluyor. Mesela bu hafta yönetim ilkeleri dersinde yönetim teorilerini anlatmaya başladık. İşte ilk teorimiz klasik yönetim. Klasik yönetiminde de işte Frederick Taylor'u anlatıyoruz. Çocukların hepsi cep telefonlarından Frederick Taylor'u buluyorlar. Ve Frederick Taylor'un yaptığı çalışmaları, hayatı, yaşamı, yönetime kattığı şeyleri oradan birlikte paylaşarak, sırayla birisi biraz bir şeyler söyleyerek onu tanımaya çalıştık. Frederick Taylor kimdir diye, ne tür çalışmalar yaptı diye. Mesela bunu cep telefonu üzerinden ortaya koymaya çalıştık. Yine biz derslerimizde interaktif öğrenme yöntemleri olarak interneti çok sık kullanıyoruz. Sınıflarımızdaki bilgisayarlarımız internete bağlı. Bilemiyorum diğer hocalarımın sınıflarında da bu imkanlar var mı? Yani bizde böyle bir imkan var. Mesela yönetici kimdir diyoruz. Mesela yöneticinin bir tanımı da nedir? Yönetici bir koro şefidir, değil mi? O zaman bir koro şefi ne yaparı öğrenciye göstermemiz lazım. Hemen çok basit bir şekilde gösterebiliyoruz. Ahmet, şimdi hemen gösterebilir miyiz bir koro şefi? Mesela burada ekran paylaşımı mı yapıyoruz siz? Mesela biz hemen internetten bir koro açıyoruz. Büyük böyle klasik müzik çalan bir koro. Ve koro şefinin oradaki çabasını, gayretini, görünürdeki o basit hareketlerin sesi nasıl değiştirdiğini, nereden nereye götürdüğünü, yöneticide de işte bu koro şefi olacağına göre böyle merkezde yapacağı küçük hareketlerin şeyi nereye götüreceğini onun üzerinden mesela tartışarak öğrencilerle en azından yöneticinin tanımıyla ilgili kalıcı bir veri ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela yönetimin evrenselliğini tartıştığımız dersimizde çalışır şekilde bir internetten atom modeli gösteriyoruz. Bir dünyanın güneş sistemini gösteriyoruz. Samanyolu galaksisini gösteriyoruz ve bunların hepsinde bir düzen intizam olduğunu görüyoruz ve her yerde bir yönetim olgusu olduğunu buradan anlayarak yönetimin evrenselliğine dair somut şeyler ortaya koyuyoruz. Bunun dışında burada birçok gördüğünüz gibi interaktif yöntemler var. Biz de bu yöntemlerin elimizden geldiği kadar kullanıyoruz. Bazen derslerimize sahada çalışan, bu işi yapan insanları çağırıp deneyim paylaşımlarında bulundurabiliyoruz. Bazen mesela yönetim sanat mıdır, bilim midir diye münazaralar falan yaptırabiliyoruz. Ve bu şekilde dersleri mümkün olduğunca eğlenceli kılmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin ilgisini derslere toplamaya çalışıyoruz ve bu şekilde öğrenmeyi artırmaya çalışıyoruz. Evet hocam. Devam edelim. Eğer film yönetimiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar bize gösterdi ki eğer öğrenciler derste öğrendikleri teori ve kavramları bir takım film analizde, film sahnelerinde gördüklerinde, bunları analiz ettiğinde, bunlar üzerinde tartıştıklarında bunları daha iyi öğrendiğini bize literatür söylüyor. Yine özellikle de kaynakları sınırlı olan, işte öğrencilerini teknik geziye götüremeyecek, ne bileyim bir takım laboratuvar veyahut da deneyimleme imkanları olmayacak kurumlarda da, okullarda da eğer bir eğitim amacıyla, konuyla ilişkili bir film izletilse ve bu film tartışılsa, öğrenciler burada daha düşük bir maliyetle
daha iyi bir öğrenme sağlayacağına dair de çalışmalar var. Evet hocam. Bunun literatür bunun avantajlarını çıkartmış. İşte öğrenmeyi kolaylaştırır, öğrenmeyi somutlaştırır. Çünkü burada ilmen bir öğrenmenin yanında görsel bir öğrenme vardır. Yani öğrenci olayları görerek, kendisi bizzat olayların içinde yaşamasa da yaşayanları görerek bir öğrenme vardır. Dolayısıyla kafasında konular daha kolay somutlaşabiliyor. Yine işitsel, görsel, sosyal açıdan farklı öğrenme deneyimleri oluşturabiliyor. Öğrencinin dikkati toplanabiliyor, konsantrasyonu artırılabiliyor. Öğrenci eleştirel düşünme, yenilikçi bir bakış açısı kazanabiliyor. İfade özgürlüğü, kendini de ifade etme, o tartışma esnasında kendini de ortaya koyma ile ilgili gelişmeler söz konusu olabiliyor. Akılda kalıcı bir öğrenme sağlayabiliyor. Teori ve uygulama arasında filmler bir köprü görevi görebiliyor. Ve bu işi çok daha düşük maliyetle yapıyor. Tabii bir takım dezavantajları da yok mu? Var. Eğer film iyi seçilmemişse, konuyu doğrudan ilişkili değilse ve filmi izletmek için önceden bir hazırlık yapılmamışsa, yani o filmde öğrencinin yakalayacağı keywordler, anahtar kelimeler önceden çıkartılmamış, öğrencilere verilmemişse, bir takım filmden istenilen fayda ortaya çıkmıyor. Tabii bu hazırlık için de önden bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla burada bir zaman harcamamız gerekiyor. Bazen film iyi seçilemediği vakit öğrencinin ilgisini çekmeyebiliyor. Bu sefer de oradan istediğimiz ortam ortaya çıkmıyor. Bazen olay bilimsel bir metodolojiyle bir filmi izleyip analiz etmenin çok daha ötesine geçebiliyor. O kontrol noktasından farklı bir yere gidebiliyor. Dolayısıyla bu tarz dezavantajlarında olduğunu da söylemek lazım. Yine yöneticilerin eğitiminde yeni metodolojilerin kullanılması ve öğrenme çıktıları bağlamında etkisinin araştırılmasının akademide de ilgi duyulan bir konu olduğunu söylüyor literatür. Zaten biz de bu ilgiden yararlanarak aslında biraz sonra Ahmet daha açıklayacağı bir çalışmada çok az kişi üzerinden yaptığımız bir deneysel çalışmanın çok daha iyi bir yerlere bizi götürdüğünü gördük. Bilmiyorum Osman Şenol bizi izliyor mu Osman hocamız? Osman hocamız çalışmayı gördüğü vakit ya bu bir şey değil falan böyle bu yayınlanır mı falan demişti. Ama tabii Q1'de yayınlanınca da ya ben yanılmışım diye bunu itiraf etmişti. Evet, gerçekten de bize bu interaktif yöntemlerin yönetim eğitiminde kullanılması akademik açıdan da yeni fırsatlar bize veriyor. Yine bir aktif öğrenme yöntemi olarak film izlemenin, film tartışmanın sağlık yönetimi öğrencilerinde sağlık ve yönetim kavramlarını bir araya getirme, algılama güçlerini de arttırdığını görüyoruz. Biz de zaten bunu ilişkiyi aramak maksadıyla böyle bir çalışma planlamıştık. Ve çalışmayı yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir izin aldık. Dedik ki şu filmleri öğrencilere izleteceğiz. Bunun bir sakıncası var mı diye. Oradan bir yasal izin aldık ve yola bu şekilde çıktık. Özellikle de sağlık ve yönetim alanında 4 tane farklı film seçtik. Bu filmleri bir ay gibi bir süre içerisinde son sınıf öğrencilerine izlettik. Burada da gruplara böldük. Biraz sonra o gruplar da gelecek. Herkese bir gruba hiç izletmedik. Bir gruba izlettik. İzlettiğimiz grubu da kendi içinde 3 ayrı alt şeye ayırdık. Ama bunların öncesinde anahtar kavramları da ürettik. Ve bu anahtar kavramları da üreterek öğrencilerin eline verdik. Dolayısıyla öğrenciler filmleri izlerken bu anahtar kavramları da filmde yakalamaya çalıştılar. Evet, devam edelim.
Evet, şimdi filmlerin tanıtımını da bize Ahmet yapsın. Hangi filmleri niye seçmişiz ve hangi tür anahtar kavramları bu filmin içerisinde öğrencinin yakalamasını arzu etmişiz? Tabii hocam. Hocam öncelikle makale dediniz. Hani bu makale gerçekten çok kısa bir sürede yayınlandı Q1'de. Bu 90 günde yayınlandı. Ben acaba kariyerde böyle bir rekor bir daha kırabilir miyim diye düşünürken bizim diğer çalışmada o da şu an 49 günde yayınlandı. Yine beraber yaptığımız teletıpla ilgili olan. Sadece burada güncel bir konuyu bulup onu da doğru bir dergiyle eşleştirmek, doğru metodolojiyle birlikte çalışmak aslında bunun biraz ipucu gibi ben öyle gördüm. Bu çalışmada dediğiniz gibi hocam 4 farklı grup vardı. Bunların birini hiç izletmedik, birini izlettik, birini izlettik, kendi aralarında tartıştırdık, birini de izledik, biz tartıştık. Ve bunların arasındaki farkları hem nicel hem de nitel olarak biz öğrencilerden analiz etmiş olduk. Bir sınava da tabi tuttuk onları. İlk film Patch Adams'tı. Bu film genellikle bilinen bir film. Yani sağlıkta veya sağlık yönetiminde film dediğiniz zaman aklına ilk gelen filmlerden birisi Patch Adams. Bu şimdi bir doktor adayının aslında. Vakit kaybetmemek için devam edeyim. Ahmet geldiğinde ona devrederim. Ahmet benimle beraber bütün derslerime giriyor arkadaşlar, asistan olarak. Ve dersimi oturuyor, dinliyor. Her dönemde de ona bir ders, deneme dersi anlatıyorum. Ve bu şekilde öğretim üyeliğine hazırlanıyoruz birlikte. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Burada da Ahmet'le birlikte sunum yapmak bu iyi bir şey. Evet Ahmet, devam et. Ben senin dönemeyeceğini düşünerek devreye girdim ama sen gördün, sana bırakayım. Buyur. Sağ olun hocam. Bu filmdeki anahtar kavramlardan birisi işte iletişim becerileri, vekalet teorisi, hekim hasta işbirliği, hekim hemşire işbirliği gibi aslında asimetrik bilgi, sağlık sistemleri, sağlıkta şiddet, öğrenen örgütler gibi aslında burada göreceğiniz birçok anahtar kelimeyi biz öncelikle filmlerden çıkartıp analiz öncesinde öğrenciye verdik. Öğrencinin bu kelimeleri dikkate alarak analiz etmesi gerekiyordu aslında. Biz bu uygulamada bilmiyorum. Birazdan soracağım hani izleyen var mı bugünkü filmimiz diye. Anahtar kelimeleri de bir şekilde vermiş olsak veya daha farklı bir organizasyon olmuş olsaydı daha etkili olabilirdi ama biz yine tabii uzman bir kitle olduğu için daha üzerinde konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu filmde böyle anahtar kelimeler vardı. Diğer film stajyer film. İlk film biraz daha sağlık ve sağlık sistemi hastane kurumlarına daha çok sağlık kurumlarına yönelik bir film. Bu film stajyer daha çok böyle yönetim ve örgütsel davranış temalı bir film. Burada da bir stajyerin o iş yerindeki deneyimlerinden yola çıkarak bir film izledik. Ve buradaki anahtar kelimelerimiz de gördüğünüz gibi yine kuşak çatışması, örgütsel stres, işkoliklik, örgütsel sessizlik, jump down sendromu, kraliçe alır sendromu gibi aslında çok da duyulan şeyler, liderlik gibi kavramların veya pazarlamaya dair de birçok ipucu vardı bu filmde. Modern pazarlama, geleneksel pazarlama gibi biz bu yaklaşımları yine bu anahtar kelimelerle birlikte filmde tartışmak istedik öğrencilerle. Diğer film John Q, şey diğer film Salgın filmi. Bu da geçtiğimiz günlerde tabii etkisini hala hissettiğimiz pandeminin aslında üzerine izlenmesi gereken bir film. Belki ileride de izlenmesi, sürekli izlenmesi, ders alınması gereken bir film. Salgın Contagion filmi. Gerçekten COVID-19'un da birebir aslında işaret eden, tabir eden bir film diyebiliriz. Birçok şeyi biz burada da gördük. Burada da işte izolasyon simgeleri, filyasyon salgınla mücadele, işte e-sağlık okuryazarlığı gibi sağlıkta önceliklendirme, pandeminin ekonomik, ticaret ve sağlık hukuki etkileri gibi birçok aslında kavramda bu filmde tartışmış olduk. Diğer film ise John Q filmi, bugünkü analizin konusu. Bu filmde de bir Amerikan vatandaşının çocuğuna kalp nakli gerekiyor ve kalp nakli sigorta poliçesine dahil edilmediği için bir sıkıntı yaşıyor. Burada doktorla rehin alıyor falan gibi hastanede bir geçen bir film. Burada güvenlik kültürü, provizyon, poliçe kontrolü, hasta yakını bunları tek tek okumak istiyorum birazdan konuşacağımız için. Hasta ve yakını bir bilgilendirme hakkı, sağlıkta ikili otorite, organ naklinin tıbbi, etik ve yasal yönü, sağlıkta önceliklendirme, iş hukuku, katastrofik sağlık harcaması ve finansal toksisite de deniyor buna. Hekim hemşire iletişimi, sağlıkta şiddet, sağlığın sosyal yönü, karşılaştırmalı sağlık sistemleri, triyaj, iş tatmini, iş adanmışlık, hizmetçi eğitim, yöneticinin rolleri, ilaç pazarlaması ve etik,
Ötenazinin yasal ve etik boyutu, yetki devri gibi kavramlarla aslında biz analizi gerçekleştirmek istiyoruz. Eğer bu filmi izleyen varsa da dikkate alacağımız anahtar kelimeler bunlar olacak. Hemen ben kısaca bu analize geçmeden makaleyi de sunumunu tamamlamış olayım. Biz burada dediğimiz gibi böyle gruplara ayrılmıştık. Aslında kontrollü bir çalışma, deneysel bir çalışmaydı. Bunları sınava tabi tuttuğumuzu söylemiştik. Her grupta 5 öğrenci vardı. Ve biz bu gruptaki her, yani bu çalışmaya katılan tüm öğrencileri sınava tabi tuttuk. Çalışmanın sonunda film izlemeyen grupta, aslında ilk yaptığımız ölçümlerde film izlemeyen grupta da iyi puan alan iki öğrenciye rastladık. Biz bunları etik yanlılık olmaması adına hem burada hem de makalede sunuyoruz. Hani ancak bu da normal hayatın bir gerçekliğin bir yansıması olarak biz bunu gördük. Bazı öğrenciler diğerlerinden daha fazla çalışkan olabilir. Ancak hani istisnalar kaideyi bozmaz kaidesi gereğince biz bunları eksem değerler olarak görüp bunları çıkartıp tekrar analiz ettik. Ve bunun sonucunda filmi izleyen ve bizle bunu tartışan ekibin ortalamasının çok diğerlerinden çok yüksek olduğunu saptadık. Ve bu kişiler akademik not ortalaması noktasında homojen dağılıyordu. Yani her grupta birbirine benzer ortalamalar olduğunu söyleyebiliriz. Hatta burada yaptığımız farklılık testlerinde de anlamsız olduğu sonucuna ulaştık. Genel akademik not ortalamaların, ama sınavdan elde edilen notların filmleri izleyip bizle tartışan kişilerin ortalamasının daha yüksek olduğunu saptamış olduk bu çalışmada. Bir de filmlerde memnun oldunuz mu? Bu filmler alanla ilgili miydi? Filmler için size sunduğumuz anahtar kelimeler ilgili filmle ilgili eşleştirilebilir miydi gibi sorular sorduk. Burada da yüksek düzeyde memnun olduklarını saptamış olduk. Bunun dışında tabii bir de öğrencilerin internet görüşlerini aldık. Yani bu filmi izleme, anahtar kelimeler, filmlerin uygunluğuna yönelik. Burada da filmlerin ilgi çekici, akılda kalıcı, bunlar önemli anahtar kelimeler olduğunu düşünüyoruz. İlgi çekici, akılda kalıcı, farklı şeyler düşündürücü bir yöntem olduğunu öğrenciler bize iletmiş oldu. Biz bu çalışmanın sonucunda buradaki 4 filmin ötesinde de daha fazla filmler, hani bunları isterseniz önerebiliriz, paylaşabiliriz. Birçok film var. Bu filmlerdeki yani anahtar kelime bir eğiticinin rolü burada çok önemli. Filmi izlerken ve filmi tartışırken ne kadar derin inmek istediğine bağlı. Yani bir noktada katılımcıların da rolü önemli. Yani bir filmi ben mesela bu filmi tekrar, hani böyle bir eğitim gerçekleştireceğiz, bir söyleşi olacak. Bir daha bir şöyle izleyeyim dedim. Yani filmde ilerleyemiyorum. Çünkü her izlediğimde daha farklı bir ben olarak izliyorum ve daha gelişmiş bir ben olarak izliyorum. Bu sefer bütün noktalara dikkat edilebilir gibi geliyor. Çünkü her sahnede üzerine konuşacağınız çok şey var. Belki öyle düşünmeyebilirsiniz veya yapmadığınız için size öyle gelmiyor olabilir. Bu filmi izlediğiniz zaman, tartışma gözüyle filmi izlediğiniz zaman gerçekten çok fazla not çıkartarak filmi izliyorsunuz. Ben dediğim gibi bu filmi tekrar bir daha izleyip üzerinde konuşacağım şeyler var derken çok yavaş ilerleyerek not aldım. Dilerseniz bu aşamadan sonra film üzerinden, John Q filmi üzerinden konuşabiliriz. Öncelikle bu grupta filmi izleyen var mı acaba diye sorsam, ona göre bir yöntem izleyebiliriz. Evet, film Veya izleyenler yaptığımız varsa elde kaldırabilir, şey de yapabilir, sesini açarak ifade de edebilir. veya çalışma ile Sanıyorum Halil ilgili de Hocam izledi. ben izledim hocam. Ben de izledim hocam. Evet, Mehtap da çok eskiden izlemiştim ben hocam dedi. İsmail Şimşir hocam da izlemiş. Evet. Ben de izlemiştim hocam. Çok güzel. Yani epey bir izleyen Sanırım var. Nur hocam O sesi. zaman şey yapabiliriz. Film üzerinden analize geçebiliriz. Buyur Ahmet. Şimdi bu filmde benim mesela Yıldız da notlarımdan gibi. izledim diyor. Çok güzel. Tuğba Çolak da izledim diyor. Evet, çok güzel. Ya şöyle İstersen sözlü anahtar kelimeleri aç. Onlar üzerinden şey yapalım. Uygulamayı yapalım. Anahtar kelimeler gözümüzün önünde dursun. sen hocam.
Ya bu filmin belki de yani ilk giriş noktası tabii ki sağlık sistemleri. Amerika'daki sağlık sistemi farklı. Bizdeki sağlık sistemi farklı. İşte temel noktada sağlık sistemlerinin bilmeyen bir öğrenci için farklı sistemlerde farklı ekonomik finansal modellerin işlediği ve hizmet sunum modellerinin işlediği tartışılabilir. Bu noktada tabii Özellikle doğru. bu filmi hocam şöyle Meltem de diyor, Meltem Saygılı hocamız da izleyeceğim diyor inşallah. Yani Evet bu hocam. filmi mesela karşılaştırmalı sağlık hizmetlerini anlatıyorsak ve dünyada dört tane temel sağlık hizmeti sunum biçimi olduğunu özellikle finansal açıdan işte İngiliz, Alman modeli, Amerikan modeli ve Sovyet modeli dediğimiz dört model olduğunu söylüyorsak bunu mesela Amerikan modeli ve onun uygulama biçimi için çok güzel bir örnek haline dönüşebiliyor. Veyahut da illa Amerikan modeli değil de sağlığın arkasında dönen dolaplar nelerdir diye düşündüğümüzde yani sağlığın arka sokaklarında neler var diye düşündüğünüzde de bu film yine bize buradan ipuçları veriyor. İsterseniz önce Ahmet izleyen arkadaşlar bazı şeyler paylaşsın mı bizimle ne? Yani filmle ilgili bir filmi kafamızda canlandırmak adına. Tabii hocam ben sözü burada dinleyicilere vereyim. Ancak belki ilk tartışma hani bu karşılaştırma sağlık sistemi veya bu yöntemin nasıl olacağına dair hani sahne üzerinden gidebilirler. Şu sahnede şöyle bir şey vardı, şu kavramla ilişkilendirdiğim gibi makro olabilir, mikro olabilir. Mesela organ bağışı. Ben hani anahtar kelimeler aslında paylaştık. Bir isterseniz dinleyiciye verelim hocam. Olmadı tartışmayı ben açayım, ben ilerleteyim, öyle yapayım. Söz almak isteyen varsa buyursun lütfen. Evet, izleyen arkadaşlar bir filmde dikkatini çeken konuları bizimle paylaşsınlar. Buyurun lütfen. Hocam, müsaade var mıdır? Buyurun hocam. Tabii buyurun. Hocam, çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat sağladığınız için. Açıkçası bu filmden haberim yoktu. Bir de ben bu filmi ailecek çocuklarla beraber izledim. Hocam ağlamaktan böyle çok güzel bir film. Yine çok duygusal bir film. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Hani bir öğretim yöntemi olarak sağlık yönetimi açısından çok önemli hususlar da tabii kesinlikle vardı. Bu bağlamda ilk dikkatimi çeken şey olmuştu. Yani hasta yakınını bilgilendirme yaparken tamamen finansal unsurları ön plana çıkaran, yani hastanın yakınının empati yapmadan bir bilgilendirme yapıldığı yönünde bir algım oluşmuştu. Bu çok oldukça önemli bir dikkatimi çeken husus olmuştu. Bunu ifade etmek isterim ama genel olarak dediğim gibi bu anahtar kelimelerin hepsiyle ilişkilendirilecek çok ciddi unsurlar söz konusu. Teşekkür ederim. Bu ilk bilgilendirme, sağ olun hocam, teşekkür ederiz. İlk bilgilendirmeden bahsettiniz. Hani bu Evet durumu evet. bahsederken ekonomik finansal açıdan. Tabii tabii O sigortası güzel ile bir ilgili noktaydı durumdan hocam. bahsederken aynen o hususta hocam karşısına alıyor ya kurul Evet hocam ekibi o hastane müdürü. evet hocam o bir de bilgilendirme kavramını açmışken hocam mesela bir de şey vardı. Bu sağlık personelinin çok anlaşılır ve güler bir yani güler yüzlü bir ifade anlı yani gözüne bakarak sistem anlatıyordu. Yani cihazları tanıtıyordu. Bakın diyor şurada bir bilgilendirme yapıyor. Hizmet ve süreçlere dair. Şöyle olması gerekiyor. Şöyle olduğu zaman O korkun. tabii Şöyle o bize haber muazzam verin. bir şeydi. Detaylı Örnek bir olarak bilgilendirmeydi, değil mi sergilenmişti. hocam? Çok böyle tam tersinde de orada hastaya çok böyle duygusal bir temas sağlayarak çok ayrıntılı bilgilendirme yapılarak ve hatta çocuğa oyuncak veriyor. Bak Evet. bir tanrının denk geldi. Bunu buldum falan gibisinden. Yani Evet bunlar hocam. çok güzel örnekler ama dediğim gibi ilk baştaki örnek tam tersine 180 derece tersine yönelik bir örnekti yani. Finansal bilgilendirmeyi yaparken hasta Evet. yakınına. Evet hocam. Orada Amerikan sağlık sisteminin soluk yüzüyle bir çarpışıyoruz hocam Evet. başlangıçta. Aynen hocam. Orada hocam şöyle ikili otorite var. Hani ben onda şunu da dikkatimi çekti. Bir sağlık yöneticisi var, hastane müdürü. Bir de tıbbi otorite var. Bu ikisi kendine ait alanlarda konuşuyor. Tıbbi otorite yapılacak teknik işlemden bahsediyor ve bu sefer söz sağlık yöneticisinin hastane müdürüne geliyor. O da burada poliçenin öneminden de biz hani bahsediyoruz öğrencilere. Bir size gelen özel sektörde çalışıyor olabilirsiniz. Sigorta biriminde çalışıyorsunuzdur. Gelen hastanın poliçesini mutlaka kontrol etmeniz, işlemle eşleştirmeniz gerekiyor. Burada çok ciddi güzel bir şekilde
Hasta kendi zaten gelmeden poliçesini araştırıyorlar. Hangi hizmetleri kapsıyor, kapsamıyor bunları belirliyorlar. Ve buna yönelik bir aslında ortadaki mevcut durumu aktarmış oluyorlar. Hani o bilgilendirme kısmını açmanız o noktada iyi oldu hocam. Teşekkür ederim. Hocam çok özür diliyorum. Bir de onu şunu hissettim orada. Bizim Türk sağlık sisteminde tabii ki gerçek maliyetlere dayalı bir finansal sistemin uygulanması gerekiyor. Bugünkü durum itibariyle bazı sıkıntılar var bu konuda malumunuz üzere. Ama tamamen Amerika'da olduğu gibi özel sektörün, serbest piyasanın dinamiklerine kesinlikle bırakılmaması gerektiği noktasında bir hissim oldu hocam. Yani mutlaka devletin bu sektörü gerektiğinde domine eden bir rolünün olduğunu hissettim hocam. Yani bunu biz mutlaka öncelemeliyiz yani. Evet hocam, asimetrik bilgi. Bu filmin bir yerinde de sigorta şirketlerinin hastaların çok detay bilgisi olmadığı için poliçelerden birçok şey çıkarttığını bahseden bir sahne de vardı. Ya bu asimetrik bilgi o iyi taraflar kullanıyor. Bu noktada dediğiniz gibi devletin rolünün olması gerçekten iyi hissettiriyor. Çünkü bilmiyoruz yani. Bilmediğimiz bir alanda kontrol edilmesi, bizim adımıza bizi savunulması çok güzel bir şey. Evet hocam. Evet. Diğer izleyenler. Sena, sen de izlemişsin. Senin de bir katıl bakalım. Bir de film analizi yapan arkadaşlar var. Mesela Tuğba, bizim öğrencimiz. Onlarla da film analizi yapıyoruz yüksek lisans dersinde. Tabii hocam. Evet. İstersen Onlara devam. da var. Tabii film aynı zamanda biraz önce Yusuf Hocam da bir hatırlatma yaptı. Aynı zamanda bir para bu konuda aracıdır da dedi. Bu da hem olumlu bir para bu konuda olabiliyor hem de olumsuz olabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. O yüzden biz film seçiminde çok dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştik ve hazırlık yapılması. Evet, Sena sen mi konuşuyorsun? Sen bakalım ne gördün filmde? Tabii hocam. Hocam ben de önceden izlemiştim filmi. Film genel olarak bence de çok duygu yüklüydü. Ama şöyle düşündüm. Mesela lisansta işte diyelim ki birinci, ikinci sınıfta biz bu işte sağlık sistemlerini izlerken, işlerken aslında bu filmleri izlemek o mesela şu anda evet şu artık sürekli duyduğumuz için aşinayız. Dediğiniz gibi işte sorduğunuzda belki dört tane işte sağlık sistemi modeli vardır. Bunları söyleyebiliriz ama işte lisanstaki senayı düşündüğüm zaman işte o konuyu izledikten sonra belki bu filmi izlemiş olmak Amerikan sağlık sistemini aklımda çok daha netleştirebilirdi. Bu anlamda daha mesela bizim Türkiye'deki sağlık sistemiyle karşılaştırıp belki Türkiye'deki sağlık sisteminin daha insani, daha insan odaklı olduğunu belki fark edebilirdim. Onun dışında özellikle adamın hani işte diğer sağlık personellerinin rehin aldığı sahnelerde yani az çaresizliğin bu anlamda o sağlık sisteminin belki getirmiş olduğu, insanı sürüklemiş olduğu çaresizliğin insanı çok belki hiç yapmayacağı şeyleri yapmak zorunda bıraktığını görebiliyorduk. O yüzden bence birebir Amerikan sağlık sistemini anlama noktasında sağlıkta işte şiddete yönelik hem şiddete nasıl vardırabileceğini bir noktada çaresizliğin veya sistemin ya da işte kişinin artık o sistem içerisinde kendini değersiz hissettiği için aslında bu noktaya geldiğini biraz fark ettim. Onun dışında bu filmin yanı sıra hocam izlediğimiz genel olarak benim izlediğim film ve dizilerden de gördüğüm kadarıyla zaten Amerikan sağlık sistemine daha hakim olabiliyoruz. Bu anlamda bence film analizleri ders konusunda derslerde çok etkili bir yöntem diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bütün katkılarınız için. Evet, güzel. Teşekkür ederiz. Evet Ahmet. Sonra da Şafak'a söz verelim. Şafak Yıldız da izlemiş filmi. Ahmet Hocam bir değerlendirme Tamam hocam. yapsın. Burada hocam şöyle. Film tabii sağlık sistemlerinden bahsediyor. En önemli şey buydu ama biz sadece bütün detaylarına girip belki bizim sunmadığımız anahtar kelimeler de yakalayan olabilir. Onlardan da bahsedebiliriz. Ancak burada mesela ben bir de organ bağışından hani bahsetmek istiyorum. Filmde bunu görüyoruz. Yani bir kaza geçiriliyor ve doğrudan o zaten hiç düşünmeden organ bağışına zaten aktarılıyor.
Ülkemizde de organ bağışı aslında güzel bir şekilde işliyor. Kendine ait bir sistem var, sıra sistem var, eşleştirme sistem var, öncesi ve sonrası süreçler, hizmetler iyi bir şekilde takip ediliyor. Ancak bizdeki organ bağışı farkındalığı çok düşük. Bu film belki filmden 20-22 yıl önceki bir film. Şu an organ bağışında çok daha ilerideler. Mesela bizim Sağlık Müdürlüğü'nde bir yönetici hocamız İspanya'daki bir olayı anlatırken şunu demişti. İspanya'daki sistemde %60-70'lerde organ bağışının olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Biz buna rağmen hani tedavilerde ondan daha iyiyiz gibi bir şeyden bahsetmişti. Bizdeki organ nakli oranları yüzde bağış oranları 20-30'larda demişti. Bu noktada ülkelerin sağlık sistemini güçlendirme noktasında ve hizmetlerin kaliteyle sonuçlanması noktası organ bağışında ciddi bir önemli. Yani biz bunu hani buradaki kitle daha çok öğrenciye hitap edebilecek bir kitle veya bu film analizi yönetebilecek bir kitle. Buradaki aslında biz bütün fırsatları değerlendirmek istiyoruz analizde. Yani bütün konuşmalar, bütün sohbet organ naklini mesela anlatıp oradan organ nakline derinleşebiliriz. Bu filmdeki gördüğümüz sadece film izlemiyoruz. Biz burada filmi okuyoruz. Filmden ders almaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Hani bu noktada öyle bir aklıma geldi için organ bağışı kendi notlarımda gördüm. Sırayla gittiğim için onu gördüm. Nurullah Hocam güvenlik kültüründen kastın hasta güvenliği mi yoksa çalışan güvenliği mi demiş. Bizim kastettiğimiz çalışan güvenliğiydi. O noktada hem hastanedeki hizmetler hem de mesela başlangıçtaki fabrikadaki o kişilerin koruyucu ekipmanlarını kullanmaması. Hani biz koruyucu ekipmanları kullanmamadan da yola çıkarak aslında oradan bir kapı açıyoruz. Orada bir 10 dakika kayboluyoruz. Tekrar başka anahtar kelimeye geliyoruz. Yani bizim inşaat çalışanları, işçilerimizden tutun pandemide mücadeledeki filyasyon ekiplerine kadar var. Yani bir skalayı geniş tutarsak aslında güvenlik kültürümüz çok gelişmiş değil. Bize bir şey olmaz. İşte neme lazım veya öyle rahat çalışamıyorum felsefesiyle yaklaşılıyor ama bunların olması gerekiyor. Bunların kullanılması ve denetlenmesi de gerekiyor diye de bir kapı hani açabiliyoruz. Demek istedim. Tuğba Hanım buyurun söz istemiştiniz. İyi akşamlar hocam. Öncelikle ben Aleyküm. tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama film analizi. Ben özellikle filmi izledim. Sağlıkta ikili otoriteye değinmek istiyorum. Filmin ilk sahneleriydi. Çocuk hastaneye yatırıldı. Sonra çift otorite olarak hastane müdürü özellikle ekonomik olarak aileyi öncesinde değerlendirdi, tespit etti. Sonrasında davet ettiler bilgilendirme yapmak için ve hastane müdürü özellikle şöyle bir yaklaşım gösterdi. Hani kendi haline bırakın, tıbbi bir imkan sağlamayın. Hani nakil gerçekleşmesin, kendi haline bırakın çocuğu şeklinde bir yaklaşım geliştirdi. Daha sonra baba sordu, tıbbi otoriteye sordu, doktora. Peki siz ne yapardınız böyle bir durumda olsanız? O da empati yaptı, geliştirdi. Ben olsam kesinlikle nakil yaptırırım dedi. Yani bu çok güzel bir yaklaşımdı. İkili yaklaşımı görüyoruz. Hani yönetim olarak bakan kişinin, otorite olarak bakan kişinin farklı bir yaklaşım gösterdiğini, tıbbi otoritenin farklı bir yaklaşım gösterdiğini görüyoruz burada. Özellikle Evet. buna değinmek istedim ben. Yo, sağ olun. Hocam. Burada şey gibi herkes sorumluluğundan şey yapıyor. Şimdi biri parayı alamazsa sorumlu olacak. Biri de hayat kaybederse sorumlu olacak. O da yani hayatını kaybetme. O da diyor ki parayı ödemezsen ben ne yaparım? Hani bizde ekonomik misal şey demiş. O da güzel. Evet sağlık önemli bir acil bir sektör ama sizin için pahalıysa bizim için de pahalı. Biz de burada maliyetleri yükleniyoruz. Ve bunlar ya burası bir hayır kurumu değil. Mantığıyla yaklaşmıştı. O da kendine göre haklı. Hizmetlerden geri ödeme alamazsa o da kendi finansal açıdan sürdürülebilirliğini sekteye uğratacaktır. İşte sağlık hakkıyla biraz çelişiyor aslında herkese Evet, sunulması gereken çelişiyor. Yani çelişiyor evet. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024'teki mottosu benim hak, benim sağlığım, benim hakkım. Fakat burada biz baktığımız zaman küçük bir çocuğun dahi hakkını, yani yaşama hakkını kullanamadığını görüyoruz. Yani buradaki gider hani tartışılabilir. Yani örneğin acil serviste o doktor birini ameliyat etmişti. Hayatını kurtarmıştı. Ve başta şunu dedi. Ben yapamam. Ben hani kalp doktoruyum. Acil doktoru değilim dedi. Ancak kurtardı. Buradan şunu görebiliyoruz. Yani biz sağlık sektöründe giderlerin büyük kısmının yarıdan fazlasının personel gideri olduğunu hani biliyoruz. Dolayısıyla sağlık sistemlerinin buna yaklaşımı örneğin Türkiye'deki bir ameliyatla Amerika'daki bir ameliyatın kalitesi artık çok farklı değil. Ancak bir hekimin elde ettiği paralar çok farklı. Dolayısıyla bu noktada
kişilerin kazançları sağlık sistemindeki maliyetleri çok etkileyebiliyor. Bunlar da sağlık sistemlerini aslında etkileyebiliyor. Çalışanların fedakarlığı. Dolayısıyla Amerika'da öyle bir fedakar bir kültür yoksa sağlık aslında hak olmaktan çıkıyor, bir yatırım aracına dönüşmüş oluyor. Hani benim görüşüm bunlardı. Yusuf Hocam önyargılardan kurtulmak önemli demiş. Önyargı tabii ki hocam, yani önyargılardan, gömleklerden sıyrılıp filmi izlemek, her şeyi eleştirebilmek bu noktada önemli. Ancak başta dediğim gibi bu film analizi biraz da eğiticinin yeteneğine, kapasitesine bağlı. Benden çok daha fazla film izlemiş, çok daha bilgili, sağlık yönetiminde bilgili hocaların belki her sahnesinden bir ders çıkartıp ders aktarabilecek. Bu dediğim gibi yani biraz eğiticinin kapasitesiyle, becerisiyle ilgili bir şey. Ben hani burada iyiyim demiyorum. Ne kadar iyiseniz bu film analizini o kadar etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Şafak Yıldız'a da söz verelim. O da izlemiş Tamam biraz hocam. önce. Evet. Evet Şafak, Merhaba. değerlendirme yapabilir misin? Merhaba, ilk önce iyi akşamlar dilerim. Ben İyi şöyle akşamlar. rehin alındıktan sonraki sahneden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Rehin alındıktan sonra güvenlikle ilgili bir sahne vardı. Güvenlik ve bir hastayla arasında geçen. Hasta işte bizim güvenliğimizi sağlamalıydın diyordu güvenliğe. Güvenlik ise işte saat başına aldığı ücretle bunun yapılamayacağını, kendi sağlığını tehlikeye atamayacağını söylüyordu. Öteki yandan poliçe kontrolüyle ilgili olaraksa yine rehine sahnesinde geçen bir konuşmada tam sigorta kapsamında olmadığını, yarım sigorta kapsamında olduğu için çocuğa aslında tüm tetkiklerin yapılmadığından bahsediyordu. Bunu da orada aslında başrol tam o anda öğreniyordu. Burada da poliçenin kapsamında aslında ne kadar bilgi vermenin önemli olduğu konusunda bir diğer taraftan katastrofik harcamalara gelindiğinde ise toplamda aslında kalp nakli 250 bin dolar kapsamında bir fiyatı vardı. Özellikle organ nakli sırasına alınmak içinse 75 bin dolar gibi bir ücretten bahsediliyordu. Yine başrol tüm her şeyini sattığında sadece 22 bin dolarlık bir kısmına ulaşabilmişti burada. Burada da aslında temel ihtiyaçlarının ne kadar önüne geçtiğini göstermişti sağlık harcamasının. Diğer taraftansa filmin yılın kapsamında da konuşmak istiyorum. Biraz da benim seminer konumla alakalı olduğu için bu sağlık sistemleri biraz daha ayrıntısını bildiğim için Medicaid ve Medicare sağlık sigortasının kapsamı 2014 yılında her ne kadar genişletilmiş olsa da filmin çekildiği yıllarda biraz daha kapsam dardı. Bu yüzden de insanların ne kadar zorluk çektiğini daha özenle gösteriyordu ve özellikle de sağlıktaki eşit ve herkesin sağlık hizmetlerine erişebilirliği kapsamında önemli bir değinmede bulunuyordu. Benim ekleyeceklerim de bu kadar hocam. Teşekkür ederim. Hocam bu katastrofik harcamalar konusunda Yusuf Hocam da burada bir değerlendirme yapmasını arzu ederdik. Hocam sesiniz gelebiliyor mu? Görüntünüz yok galiba. Yoksa sadece yazabiliyor musunuz? Hocam başta sesimi açamıyorum ama sizi dinliyorum demişti Yusuf Hocam sanırım. Ama görüntü ve ses açamıyorum maalesef demişti konunun ilk başında. Tamam. Müsait değilmiş. Hocam Tamam. şöyle Şahat Bey'e teşekkür ediyorum. Katastrofik finansal toksisite kişilerin mevcut durumunda sektör, bunun eşik değeri var. Bunlar farklı ülkelerde farklı şekilde hesaplanıyor. Ancak burada bir yıkım olduğunu görüyoruz. Kişi bunu bütün mal varlığını satıyor, bağış topluyor, yine de kaporaya bile ulaşamıyor. Bu sağlık sisteminin çok ciddi bir açmazı. Yani bir hocamız söylemişti. Sağlıkta finansal olarak yapılabileceklerle tıbbi olarak yapılabilecekler arasındaki makas çok açılıyor. Yani bugün kafa nakli bile çok rahatlıkla yapılabiliyor. Ancak bunu kim karşılayacak? Hangi karşılaşırken kimin ki hangi hastalık önceliklendirilecek? Bunlar çok ciddi sorular olmaya devam ediyor. Bu noktada hani finansal toksitenin bir eşik değer olduğunu bilmek, kişilerin mevcut durumunda bir aşamadan sonra hizmete ulaşamaması aslında bu finansal katastrofik sağlık harcamasını gösteriyor. İkincisi ilk söylediğiniz konu güvenlik. Mesela bu filmde bir hastane güvenliğini kim olmaz dersiniz? En son bu filmdeki güvenliği gösterirdi. Çünkü burada güvenlik yapamayacak tek kişi varsa o da oydu. Hani burada biz işe göre insan mı
insana göre iş mi? Bu noktada bunu biraz açabilir. Hani çok açmak istemiyorum burada. Bunu açsak hani buradan bile 10-15 dakika konuşabiliriz. Bunu açmayacağım ama şimdi bu kişinin bir yanlış yerde olduğunu biliyoruz. İkincisi Türk sağlık sisteminde güvenliklerin rolünü yine tartışabiliriz. Yani güvenlik mi, danışma mı, idari O alanlarda çalışan konuyla başka ilgili de bir bir şey söyleyeyim mi? Ahmet, buyurun. bizim biliyorsun güvenlikçiler üzerinden şu anda bir araştırmamız da var. Evet. Sağlıkta şiddeti güvenlikçiler üzerinden araştırıyoruz. Herkes hekimler üzerinden araştırılmış, hemşireler, sağlıkçılar üzerinden. Ama biz de güvenlikçiler üzerinden araştırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet. Evet hocam. Ya burada bir hani o güvenlikçinin işe uygun olmaması, onun uygun eğitilmemesi, teçhizat donanımının verilmemesi, üçüncü olarak da o kişinin işinden memnun olmaması. Yani dolayısıyla kişi kendini işe adamamış, orada çalışmak istemiyor, bu işi yapmak istemiyor. Ya diyor ben canımı sokaktan buldum diyor. Niye müdahale edeyim diyor. Böyle bir acil servis güvenliği olamaz. Hani bu noktada buna dikkat etmek de önemli. Bunun üzerinde konuşmak da yine önemli. Çünkü yani bu güvenlik sistemindeki zafiyetler tartışılıyor. Yani polisin bile yetkileri, hakları günümüzde tartışılıyor Amerikan sistemiyle ilgili. Bunlar yine tartışılabilir. Hani biz bu anahtar kelime olarak sunduk. Bunu açmak öğrencinin kafasında aslında bir şimşek çakmak istiyoruz. Yani bunu düşünsün istiyoruz. Aslında bütün bu aktif öğrenme hikayesi burada. Öğrenciyi düşündürmek ve konuşturmak. Dolayısıyla öğrenciyi biz düşündürebilecek, konuşturabilecek her şeyi onun önüne sunmak istiyoruz. Filmden de kendisinin çıkarmasını istiyoruz diyebilirim. Yani bu film analizindeki amaçlarımızdan birisi buydu. Nurullah Hocam anahtar kelime, poliçe kapsam anahtar kelime olabilir. Bunu hocam poliçe kontrolü olarak vermiştik. Hani provizyon ve poliçe kontrolü. Bunun öneminden hani bahsediyoruz kronolojik sırayla. Dediğiniz gibi bu da filmde uygun bir seçim olduğunu biz de düşünüyoruz hocam. Sağ olun. Ya bunu Nurullah Hocam. tabii şeyde yaparken, sınıfta yaparken gerektiğinde filmin o sahnesini de açıp o sahne üzerinden de tartışılabiliyor. Zaten uygulamamızda öğrenciler filmi izledikten sonra bir grubuyla hiçbir tartışma yapılmadı. Bir grubuna da kendi aralarında filmi tartışmalarını istendi. Üçüncü grupta da bir bu konuda çalışması olan bir hocanın gözetiminde, yani Ahmet'in gözetiminde ve yönlendirmesiyle tartışma istendi. Ve bulduğumuz bulguların sonucunda da hocanın gözetiminde yapılan tartışmadaki öğrenmenin diğer hepsinden daha kalıcı, daha ileri olduğunu gördük. O yüzden de böyle Burada bir şey var. hocam isterseniz bir sahneyi gösterebilirim. 5-10 saniyelik eğer Tamam, becerebilirsem. şöyle bir Hani kısa bir sahne paylaşımı mesela yapalım. hekim Yani o 40 hemşire saniyeyi ha, buyurun. gördüğünüzde mesela o sahne üzerinden de filmin tartışması yapılabiliyor. Biz bu çalışmayı yaparken de şuna dikkat ettik. Son sınıf öğrencilerini seçtik. Hani sağlık yönetimi alanında bütün eğitimleri almış. Hatta son dönemleriydi. Yani bahar dönemiydi, mezuniyet dönemiydi. Dolayısıyla çünkü filmler genelde kapsayıcı oluyor bilgi olarak. Çünkü olaylar kapsayıcı oluyor. Onlar üzerinden yaptık ama mesela bu filmlerin herhangi biri farklı derslerde dersin konusuna bağlı olarak izletilebilir. Daha alt sınıflarda belki izletilmesi uygun olur. Biz de mesela işte birinci sınıfta yönetimle ilgili bir film izletiyoruz. Şimdi Evet. böyle bir ekosistemde hani hangimiz çalışmak isteriz gerçekten? Hekim orada hastasını konuşuyor. O da ben ne zaman tenis oynayacağım diyor. Orada hemşire de söze giriyor. Ben de tenis oynamayı seviyorum. O öyle mi diyor? Sever misin? Hadi git bakalım diyor. Sana bu fikrini soran olmadı diyor. Hani benim randevularıma git ayarla diyor. Şimdi böyle bir ortamda kimse çalışmak istemez. Böyle bir hekimle çalışmak istemez. Biz burada mesela hekim hemşirenin işbirliğini bu bir ekip çalışması sağlık hizmetleri. Baştan sona kadar bütün birimler birbirine bağlı çalışıyor, birbirinden etkileniyor, zincirin bir parçası. Bu şekilde çalışmak hani uygun değil. Bazen bir acil servislerde ben de gözlemliyorum. Yani birini çağır, bir hemşire hanım demek bu kadar zor değil. Hani çok farklı şekilde de çağırabiliyor. Hani bu ortamda çalışmak o sunulan hizmetin illaki kalitesini de etkiler, hastaların psikolojisini de etkiler, çalışanları da etkiler.
Dolayısıyla zaten bir sağlık sektöründe çalışanları zor elimizde tutuyoruz. Zaten az sayıda çalışana sahibiz. Dolayısıyla bu noktada bu kişileri bu şekilde çalıştırmak veya çalıştırmamak için elimizden ne gelen varsa bilmek bu noktada önemli. Bunu farkında olmak da önemli. Evet hocam, Hocam diyor ki bir burada de kültürel olarak şöyle, da onu o hemşire değerlendirmek giderken lazım. tekrar Çünkü Amerika gülümseyebiliyor, ancak biz kültürü burada baktığımız zaman hani biz sadece öğrenciyi bu şekilde düşündürmeye çalışıyoruz. Ancak bunun Amerikan kültüründe öyle olması, Türk kültüründe de böyle olmadığını göstermiyor veya Türkiye'de yaşandığı zaman da cidden olumsuz etkileri olabiliyor. Ancak tabii kültürel bağlamda da değerlendirilmesi önemli. Filmin gerçek analizini yapma noktasında. Biz sadece anahtar kelimeyi ön plana çıkartmak için kullandık. Etik için de hocam olabilir. İş hukuku ile ilgili hocam şöyle, sadece çalışan kendi iş yerinde sigortası kendisine haber vermeden derecesi düşürülüyor. Kapsamı daraltılıyor ve çalışan bundan haberdar değil. Bu noktada iş hukuku gereği, yani buradaki sözleşmelerin belirli olması, kişilerin haklarının farkındalık, haklarından bilgi sahibi olmalı ve kişilerin bilgisi haricinde de elde ettiği haklar sözleşme gereği değiştirilmemeli gibi, sadece ufak bir açıcı, bir iki paragraflık bir bölüm olması açısından iş hukukunu sanırım verdik anahtar kelime olarak. Evet. Yani çalışmayı genişletebiliriz. Filmleri alıp önce tabii film analizine girmek için önce filmleri belirleyip kendimizin seyretmesi gerekiyor. Filmlerdeki unsurlara dikkat etmek lazım. Bazen Yusuf Hoca da belirttiği gibi propaganda amaçlı yapılan filmler varsa onlara dikkat etmek gerekiyor. Filmi kendimizin önce bir okuyup ona göre anahtar kelimelerini çıkartmamız gerekiyor. Sahnelerle anahtar kelimeleri ilişkilendirmemiz gerekiyor. Sonra öğrencilere normal bir şekilde filmin normal akışı içerisinde izletip daha sonra da film üzerinde konuşma yaparken, çünkü en etkili yöntem bu oldu. Yani hocanın gözetiminde konuşmak, eğer mümkünse de sahneleri göstererek. Diyelim ki bir anahtar kelime ile ilgili, bu anahtar kelimeyi kim yakaladı, nerede yakaladı, işte şurada yakaladım hocam, şurada gibi. O zaman o sahneyi de alıp o sahneden üzerinden o anahtar kelimeyi ve güncelle birleştirerek tartışmak film analizi açısından, öğrencilerin öğrenme yetkinlikleri açısından çok olumlu katkı yapıyor. Ve ben sağlık yönetimi eğitiminde birçok film var. Tabii bu 4 film değil aslında, çok fazla film var. Birçok filmde sağlık veya yönetim kavramları farklı şekillerde işlenebiliyor. Bunlar bazen belgeseller de olabilir. Yani illa şey de olamaz ama buradaki dikkat etmemiz gereken şey sürükleyici olması gerekiyor ve öğrencinin merakını uyandırması gerekiyor. Yani onun dikkatini buraya toplamamız gerekiyor. Bu hususları yerine getirebildiğimiz takdirde bunu yöntemi kullanmamızın sağlık yönetimi eğitimine önemli katkılar sağlayacağını söyleyebilirim. Evet, arkadaşlar ben genel olarak varsa sorularınızı alalım. Sorularınızı alalım ve böylece bu akşamki sohbetimizi de tamamlamış olalım. Buyurun. Sayın hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor. Buyurun. Merhabalar hocam. Öncelikle çok tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız hocam. İsmim Nurullah Kurutkan, Düzce Üniversitesi. Çalışmayı çok beğendim. Sadece anahtar kelimelerin sayısıyla ilgili biraz kafamda soru işaretleri var. Çok fazla anahtar kelime var gibi gözüküyor. 21-22 tane anahtar kelime gibi gördüm. Acaba daha az sayı yapıp daha böyle derinlemesine incelemek daha etkili olabilir mi? Süreci bilmediğimden dolayı soruyorum. Hani yanlış anlaşılmasını da istemem. Çok güzel anahtar kelimeler var ama hani bir videonun kendisi 1,5 saattir büyük ihtimalle. Filmin kendisi 1,5 saattir. Bir de üzerine siz 1 saatten fazla bir şey konuşmak isterseniz. Hani derinliği yakalama problemi oldu mu? Bu konuda özellikle sizin öğrencilere geçirmeyi düşündüğünüz o anahtar kelimelerin o ruhunu, ufkunu aktarırken nerelerde zorlandınız? Ya da sürecin en zorlayıcı tarafı neydi? Onu bir sormak istiyorum.
Acı tecrübeyi merak ediyorum daha doğrusu. Hocam teşekkür ederim. Benim hocam sözü ben aldım ama müsaadeniz var Tabii mı? tabii buyur Ahmet. Şöyle hocam, benim bu konudaki görüşüm anahtar kelimeyi artırmak. Daha da ben bulabilirsiniz de bana önerebilirsiniz. Çünkü şöyle, biz bu filmi o an izlemiyoruz. Öğrenciler izliyor. Daha sonra hani filmi beraber izlemek istiyorsanız bu yöntem çok uygun olmayabilir. Yani zaten 1,5 saatlik filmi 10 saatte falan anca biter. Ancak şöyle, filmi öğrenci izlerse anahtar kelimeleri verirseniz çok önemli sahneleri orada tekrar açabilirsiniz, benim tavsiyem. Ancak bütün anahtar ki öğrencilerin bunları bu sefer filmi izlemekten ziyade filmi didiklemeye başlıyorlar. Ve siz de bütün anahtar kelimelerin üzerinde duruyor. Mutlaka ben hepsinde duruyorum. Şu an arka planda benim Word dosyam var. Her sahneyle ilgili notlarım var. Oradaki her anahtar kelimeyi ilişkilendirmişim. Dolayısıyla öğrenciye mutlaka onları değiniyorum. Her anahtar ki kendileri yakalamasa bile ben mutlaka hatırlatıyorum. Şöyle bir şey, aa evet hocam deyip konuyu açıyorlar. Hani burada maksat sadece her anahtar kelime hakkında bir bilgi sahibi olmasını sağlamak. Dolayısıyla ben onu daha uygun biliyorum. Yani her kavrama değinmek, onu da filmle eşleştirmek. Bu çünkü öğrenci hatırlıyor. O sahneyle çok rahat eşleştirebiliyor. Kavram mesela bizim nitel görüşlerimizden birçoğunda daha önce hiç bilmediğim kavramları öğrendim veya daha önce duydum ancak fark edemediğim kavramların önemli olduğunu anladım dedi öğrenciler. Şu an benim toplantıda bir sorum var ama sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor geliyor sorun yok. Benim bu anahtar kelime noktasındaki düşüncem bu hocam. Filmi öğrenci önceden izlediği için zaman kaybı olmuyor. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir oturumda veya daha kısa olabilir 1-2 saat arasında da bütün anahtar kelimeler üzerine durulabiliyor, öyle söyleyeyim hocam ben. Yani şu Nurullah hocam şöyle uygulamada şöyle yaptık. Yani bir ay içinde öğrencilere 4 tane filmi önce izlettik. İzlettikten sonra filmler üzerinde tartıştık. Yani hemen film bitince film üzerinde tartışmadık. Filmi izlediler, üzerinden zaman geçti. Ve ondan sonra tekrar filmi tartıştık. Hatta ilk etapta konuşurken öğrenciler işte konular birileri tarafından gündeme getirildi ki ha tamam tamam benim de dikkatimi çekmişti gibi böyle hatırlama şeyleri oldu. Yani şu anda günlük yani dönemsel pratiğimizde de filmi bazen sınıfta toplu olarak izletiyoruz. Bazen de çocuklara şeyden atıyoruz. Önümüzdeki haftaki derste bu film analizi üzerine konuşulacak. Herkes izlesin gelsin gibi şey yapıyoruz. Onun üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla böyle bir yöntem izliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, siz farklı bir yöntem de izleyebilirsiniz. Yani burada kesin kuralları yok, şey yok. Herkes kendi deneyimini geliştirmeye çalışıyor. Burada maksadımız öğrenciye kalıcı bir bilgi aktarımı sağlamak ve farkındalığını arttırmak. Bu arada Yusuf Hocam çok güzel öneriler de bulunuyor bize. Diyor ki Madonna tarafından çekilen bir belgesel varmış. Kültür, hastalık ve fakirlik üzerine. I am because we are diye. Bunu da mesela bu belgeselde film analizi konusu üzerinde şey yapılabilir. Evet. Evet Nurul Hocam, bilmiyorum cevap oldu mu? Estağfurullah hocam, çok güzel. Sadece merak ettiğim şeyleri sormuştum. Çok teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Hocam, yazılanları oku, herhalde kapatalım. 1 saatimizi de geçtik. Çok da hocalarımızın vaktini almayalım. Varsa Evet hocam. sorusu olan yine soruları alabiliriz yani. İşte hocam, hocalarımızın farklı dizi önerilerinde de bulunmuşlar. Hani bunun haricinde öneri gerçekten çok fazla dizi film var. Hatta bunu anlatırken bir hoca arkadaşım da espri yapmıştı. Ya ben de doktorları hep izledim dedi. Bana yüksek lisans diploması verebilir falan demişti. Yani şöyle hocam, öneri çok. Bu dediğiniz şey belgesel, ben not aldım. I am because we are. Şimdi bunun dışında yani konumuza bağlı işte Moneyball filmi var, Brad Pitt'in hasta belgeseli var, Psycho belgeseli, Ford, Ferrari, Asfaltın Kralları var. Mesela çok kriterli karar verme ile ilgili bir ders vermek istiyorsanız Moneyball filmini kesinlikle tavsiye ederim. Ancak hani dediğim gibi film veya yönetim alanında filmler dediğiniz zaman da birçok sizi karşısına çıkmış olabilir. Sağlıklı eşleştirmesi noktasında biz belki hani farklı öneride bulunabiliriz. Ben de konuyu hani farklı bir şey olduğunu, zenginlik katlarını hem öğrenciye hem bize olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum.
Hani eğitimdeki çıktı sadece notların alması değil, bir uzun dönem hatırda kalması ve onların davranışlarına yansıması ve o davranışların kendinde uyandırdığı veya çevresinde uyandırdığı etkiyle de ölçülüyor. Ben bu şekilde bir yöntemin izlenmesinin onların hayatında ve iş yapışlarında önemli etkiler, değişikliklere neden olacağını düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim bu vakte kadar dinlediniz. Hocam soru yoksa ben soru sorabilir miyim acaba? Tabii hocam. Bu makale değerlendirme sürecinde hocam bu örneklemlerle ilgili herhangi bir problem teşkil eden bir geri bildirim aldınız mı yoksa rahat geçti mi orası? Hocam olumsuz bir dönüş almadık ya. Hani Tamam. hocam hiçbir eleştiri almadık. Şimdi doğrusunu söyleyecek olursak, ama biz çok dürüst bir şekilde ifade ettik. Hiç film izlemeyen grupta çok çalışkan iki tane öğrenci çıktı. Bu Tabii. öğrencilerin notlar çok yüksek oldu. Biz ilk önce onları onlarla birlikte değerlendirdik. Ama sonra onların not ortalaması gruplarla örtüşmediği için onları dışarıda bırakarak yeniden değerlendirme yaptık ve bu durumu da makalenin içerisinde açıkladık. Dedik ki hayatın gerçeği budur. Yani siz bu bir şeyin üzerine çok çalışırsınız ama özel bir şey yapmaya çalışırsınız ama dışarıdan birisi gelip hepinizi geçebilir. Biz bu çalışmada böyle bir gerçeklikle de karşılaştık dedik. Yani gruplar çok küçük gördüğünüz gibi hocam. Yani toplam 20 kişi üzerinden çalışıyorsunuz. Ama en saygın Education dergilerinin bir tanesinde ve hiçbir ciddi eleştiri almadan kabul ediliyorsunuz. Bu tabii yazmada maksadımızı, niyetimizi açık etmemiz ve izlediğimiz nitelde zaten biliyorsunuz hocam en önemli şey izlendiğiniz süreci net bir şekilde oraya aktarmanız oluyor. Dolayısıyla da bizim bu çalışma böyle oldu. Farklı bir çalışma daha yaptık. Mesela o bunu 90'lı günlü bir şeyde F1'de kabul ettiler. Onu da rekorumuz daha da kısa 49 günde kabul edildi. Yani ilginç ve farklı şeylerin peşine düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel hocam. Çok tebrik ederim. Sadece bir öneride bulunabilirim hocam. Şu bulduğunuz anahtar kelimelere belki sosyolojik teoriler açısından da bakılabilir. Hani özellikle sağlık sosyolojisi anlatan hocalarımız varsa o anahtar kelimelerinizin arka planda yapısalcılık, işte fonksiyonalist teori, sembolik etkileşimcilik teori, feminen teori, radikal teori veya işte eleştirel kuram açısından da bakılabilir. Hani bir zenginleştirme aracı olarak sadece o öneride bulunabilirim. Tabii Ben tabii. çalışmayı Yani çok bizim beğendim. uzman Teşekkür ederim. olmadığımız bir alan olduğu için oralara çok giremedik. Bizden sağlık sosyolojisi üzerinde çok uzmanlığımız yok. Yalnız özgeçmişimi de başta okurken söyledi de ben aynı zamanda bir eğitim enstitüsü mezunuyum. Yani sadece Hacettepe Sağlık İdaresi mezunu değilim. Gevenlis ve Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Dolayısıyla oradan eğitimciliğe karşı hem bu konuda ciddi anlamda bir eğitim almıştım hem de özel olarak ilgi duyduğum için bu sağlık yönetimi eğitimi veya genel anlamda eğitimle ilgili çalışmalarım var. Hatta ta 2007 yılında bu İmam Hatiplerle ilgili bir düzenleme yapılmıştı, katsayı düzenlemesi. Ondan sonra bütün meslek yüksek okullarına gelen öğrenci kalitesinde ciddi bir eksiklik olmuştu. O dönemde de onlarla ilgili de bir makale yayınlamıştım. Öncesi ve sonrasını birbiriyle karşılaştıran ve bunu da YÖK'e rapor olarak göndermiştim. Dolayısıyla burada şimdi tabii sağlık sosyolojisi alanında uzman olan hocalarımız veyahut da sosyoloji alanında uzman olan hocalarımız mutlaka o gözle baktıklarında çok daha farklı şeyler görecek veyahut da başka bir alanda uzman olan hocamız farklı şeyler görecek. Ama bizim buradaki işte yönetim ve eğitimden de biraz çakıyor olmamızı bir araya getirmeye çalıştık bu çalışmada. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz Nurullah hocam katılmanız için de hem de katkılarınız için de. Eyvallah hocam. Sağ olun. Evet Mehtap hocam biz de sizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah bunu sistemde de Ustam Sağlık Yönetimi Okulu'nda da yayınlayacağız.
Ahmet Hocam bazı şeyler de paylaştı. Bazı filmleri ve aynı zamanda makalenin linkini de paylaştı. Halil Hocama, Sena'ya ve organizasyon ekibine ve katılan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve herkese hayırlı geceler diliyorum. Evet Ahmet. Hocam teşekkür ederim. Halil Hocam dilerse kapatabilir. Güzel bir fırsattı. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Hocam ders için teşekkür ederiz. Farklı bir bakış açısıyla yaklaştınız olaya. Aslında siz Sedat Hocam sizin de dediğiniz gibi artık çalışmaları farklı yerlerde, farklı konularda değerlendirerek yapmak daha şu an özel olmaya başladı herhalde. Yayın anlamında da farklılık katan çalışmalar ön plana çıkacak. Dolayısıyla bu tür çalışmaların çeşitlenmesi de bizim makale yayınlamamız açısından da katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Katılımcı hocalarımıza da ayrıca teşekkürler. Bir sonraki derste de haftaya yapacağız. Haftaya yeni bir derste devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sena Hocam da kapanış için bir hayırlı geceler derse seviniriz. Hocam, Ahmet Hocam, Sedat Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben bütün katılımcılarımız adına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir bakış açısını da kazandırdığınız için, aynı zamanda literatüre de çok güzel bir katkı sağladığınız için. Bütün katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz katıldıkları için. Halil Hocam'ın da dediği gibi haftaya bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.